Merhaba arkadaşlar. ODTÜ'ler Tunafen, Tunafen Eğitim Kurumları olarak interaktif eğitime hoş geldiniz. Durumu fırsata çevirmek için büyük bir avantaj arkadaşlar. Bunun için Tunafen Eğitim Kurumları olarak her daim yanınızda olduğumuzu hatırlatırız değerli arkadaşlar. Evet, bugünkü dersimiz 20. yüzyıl başlarında Osmanlı Devleti. Ünite başlığı ve konularımıza baktığımız zaman 1881'den 1919'a Mustafa Kemal, Trablusgarp Savaşı, Balkan Savaşları ve Birinci Dünya Savaşları arkadaşlar. Biz bunlardan Birinci Dünya Savaşı'nı anlatacağız bugün. Birinci Dünya Savaşı dediğimiz zaman aklımıza hemen genel ve özel nedenler gelecek. Savaşın başlamasındaki etken faktörler arkadaşlar. Şimdi genel nedenlerden birincisi Sanayi İnkılabı. Hemen bunu bir yazıyoruz. Sanayi İnkılabı. Sanayi İnkılabı nasıl etkilemiştir Birinci Dünya Savaşı'na? Şöyle bir baktığımız zaman birincisi silahlanma yarışı, devletler arası silahlanma yarışı ve yine devletler arası sömürgecilik yarışı. Bir diğer etken ise Fransız İhtilali'dir arkadaşlar. İhtilali. Bundaki etkenler ise milliyetçilik fikri, ve devletler arası bloklaşma. Evet, bloklaşma. Bunlar savaşın genel nedenleri. Özel nedenlere de bir bakalım. Özel nedenlerde yazalım. Daha sonra detaylandıralım arkadaşlar bunu. Özel nedenlerde birincisi Almanya'nın İngiltere'nin sömürgelerini ele geçirmek istemez. Evet, birincisi bu. Almanya'nın İngiltere'nin sömürgelerini ele geçirmek istemesi. Bir diğer neden ise arkadaşlar Fransa'nın Almanya'dan Alsas Loren bölgesini geri almak istemesi. Evet. Üçüncüsü ise Rusya'nın Balkanlardaki Panslavizm politikası. Ve son olarak da İtalya'nın Akdeniz havzasına hakim olmak istemez. Evet, bunlar arkadaşlar özel nedenler. Şimdi gelelim bunları bir detaylandıracak olursak. Sanayi İnkılabı dedik, silahlanma yarışı ve sömürgecilik. Zaten Birinci Dünya Savaşı dediğimiz zaman aklımıza hemen sömürgecilik faaliyeti gelecek arkadaşlar. Sömürülmesi en uygun veyahut geriye kalan devlet diyecek olursak Osmanlı var. Osmanlı üzerinde planlar yapılmıştır. Zaten onu ileriki derslerimizde göreceğimiz üzere gizli antlaşmalar ile Osmanlı'yı nasıl parçalayacaklarını burada kararlaştırmışlardır. Evet, sömürgecilik bu yönüyle önemli. Bir diğeri Fransız İhtilali dedik. Fransız İhtilali'nin milliyetçilik fikri biliyorsunuz Almanya ve İtalya siyasi birliğini sonradan sağladığı için, geç sağladıkları için ellerinde bir sömürge yok. Sömürge devletleri olmadığı için İngiltere ve Fransa'nın sömürgelerine göz dikmişlerdir. Ve kendi millet esasına göre Almanya ve İtalya bir bloklaşmaya gitmiştir arkadaşlar. Ve bu devletler arası bloklaşmanın ilk oluşması Almanya ve İtalya ile başlar arkadaşlar. Şimdi şöyle bir ok
çizdiğimiz zaman bu bloklaşmalar neler? Bunlara bir bakalım. Birincisi arkadaşlar üçlü, şöyle yazalım. Üçlü itilaf. İtilaf. Diğer ismiyle anlaşma. Devlet. Bir diğer grup üçlü ittifak. Diğer ismiyle bağlaşma. Evet. Şimdi bunları şöyle bir bakalım. Üçlü itilaf yani anlaşma grubu 1907'de oluştu arkadaşlar. Üçlü ittifak grubu ise 1883 yılında bir araya geldiler. Şimdi üçlü itilaf ve üçlü ittifak devletlerine bakacak olursak burada başı çeken devlet İngiltere, sonra Fransa, sonra Rusya'dır arkadaşlar. Burada ise bunları da işaretleyelim. Birincisi Almanya, sonra Avusturya, Macaristan ve İtalya. Evet, şimdi arkadaşlar İtalya şöyle işaretliyoruz. Savaş esnasında taraf değiştiren tek devlettir arkadaşlar. Bu yönüyle bu gruptan İtalya'nın bu tarafa geçmesi tabii ki neyle oluyor? İngiltere ve Fransa'nın özellikle yani itilaf devletlerinin bizim toprağımız olan Batı Anadolu toprağı yani İzmir ve çevresinin İtalya'ya vaat edilmesi sonucunda İtalya taraf değiştirmek zorunda kalıyor. Sadece taraf değiştiriyor diyemeyiz arkadaşlar. Şimdi bu gruba ekstra olarak kimler ekleniyor? Bunlara da bir bakalım. ABD, Yunanistan, Sırbistan, Romanya, Japonya gibi devletler arkadaşlar itilaf grubuna eklenen diğer devletler oluyor İtalya'nın yanında. Ve bu devletlerin karşısında haliyle Almanya biraz grup olarak güçsüzlüğü fark ediliyor. Ve Almanya savaş yükünü hafifletmek için veyahut İngiltere'nin sömürge yollarını kesebilmek için veya da Rusya'nın Rusya'ya giden yardımları kesebilmek için haliyle yana bir devlet lazım ki öyle bir devlet. İşte bu devlette arkadaşlar kim oluyor? Osmanlı Devleti oluyor. Buraya eklenecek devlet de arkadaşlar Osmanlı ve Bulgaristan. Evet. Bu gruba eklenen devletlerde Osmanlı ve Bulgaristan olacak arkadaşlar. Bu şekliyle gruplaştıktan sonra savaş nasıl başladı? Savaş arkadaşlar Avusturya Macaristan veliahtı ve eşinin Saraybosna ziyareti esnasında bir Sırp milliyetçisi tarafından öldürülmesiyle savaş başladı arkadaşlar. Savaş başlayınca Rusya Sırbistan'ı Almanya'da Avusturya Macaristan'ı desteklemesi bu savaşın dünya savaşına dönüşmesinde etken rol olmuştur arkadaşlar. Ve savaş başladıktan sonra Almanya haliyle Osmanlı'yı kendi yanına sokmak için bayağı bir gayret göstermiştir. Bunun içinde arkadaşlar biliyorsunuz Goben ve Breslau gemilerini kullanacak ve Osmanlı'yı da savaşa dahil edecek. Almanya neden bizi kendi yanında istiyor bir ona bakalım. Şimdiki konumuz ise Almanya'nın Osmanlı Devleti'nin yanında istemesinin nedenleri. Buna bir bakalım arkadaşlar. Almanya tabii ki bizim has yüzümüze havas değil. Haliyle kendi çıkarları için hep bunu tercih etmiştir. Birincisi halifelik makamını kullanmak. Şimdi halifelik makamını nasıl kullanacak? İngiltere'nin sömürge devletlerindeki Müslümanları İngiltere'ye karşı ayaklandırmak, Arap
devletlerin veya Arap milletini halifenin etrafında toplama gibi düşüncesinden dolayı bu makamı kullanmak istemiştir arkadaşlar. Lakin biliyoruz ki bu makam özellikle cephelerin açılması, bu Arap Yarımadası'ndaki cephelerin açılmasıyla birlikte bu makamın önemini yitirdiğini anlayacağız. Evet, diğer biri ise arkadaşlar ham madde ve insan. Ham madde ve insan gücünden faydalanmak. Evet. Bir diğeri cephe sayısını artırarak savaş yükünü hafifletmek. Evet, hep kendi çıkarlarına baktığınız zaman ve son olarak da arkadaşlar Osmanlı Devleti'nin jeopolitik konumu. Jeopolitik konum dediğimiz zaman aklımıza birincisi boğazlar, ikincisi petrol bölgelerinin elimizde olması, bir diğeri de İngiliz sömürge yolları üzerinde bulunmamız. Evet, gibi nedenler. Şimdi jeopolitik dediğimiz zaman arkadaşlar bunlar aklımıza gelecek. Özellikle boğazların niye önemli? Boğazlar Rusya'ya giden yardımı kapatabilecek bir noktada olması ve gerçekten de savaş esnasında özellikle Çanakkale Savaşı'nda bunu göreceğiz. Ve Rusya'nın savaştan çekilmesinde etken rol olacak boğazlar arkadaşlar. Yine İngiltere'nin de özellikle peşine düştüğü, hep elinde olmasını istediği Musul Kerkük petrollerinin Osmanlı Devleti'nin de olması. Bir diğeri arkadaşlar İngiliz sömürge yolları üzerinde bulunmamız arkadaşlar Almanya'nın işine gelen bir diğer nokta idi. Evet, bunlar Almanya'nın bizi tercih etmesinde, kendi yanında istemesindeki nedenlerdir. Şimdi Osmanlı Devleti neden Almanya'nın yanında yer aldı? Buna bakacak olursak öncelikle şunu söylemekte fayda var arkadaşlar. Osmanlı ilk etapta tarafsızlığını ilan etti. Lakin tarafsız kalamayacağını anlayınca İngiltere'nin yani sömürge devletlerinin yanına tek tek gitti. Ve bu devletlerden olumsuz yanıtı alınca haliyle diğer bir taraf olan ittifak grubunun yani Almanya'nın yanında yer almamız gerekmiş oldu arkadaşlar. Şimdi Almanya'yı niye tercih ettik? Bir de bu açıdan bakalım. Kendi açımızdan bakalım. Birincisi arkadaşlar kaybettiğimiz toprakları geri almak. Mısır gibi, Balkan devletleri gibi birçok kaybettiğimiz, Balkan Savaşı'nda kaybettiğimiz yerleri geri alabilir miyiz düşüncesi doğuyor arkadaşlar. Bir diğeri ise Almanya'nın savaşı kazanacağı düşüncesi. Bizde hakim oluyor arkadaşlar. Almanya'nın savaşı kazanacağı düşüncesi. Şundan dolayı böyle bir şeye hakim düşünce oluşuyor. Biliyorsunuz Almanya kara devletler içerisinde en güçlü devlet. Deniz devletleri içerisinde biliyorsunuz İngiltere en güçlü devlettir arkadaşlar. Almanya'nın teknik gücünden faydalanabilir miyiz düşüncesi var. Sorularda gelir. Osmanlı Devleti'ni Almanya neden kendi yanında savaşta istemiştir sorularında. Osmanlı'nın teknik gücünden. Hayır, Osmanlı'nın teknik gücü yoktur arkadaşlar. Maddelerde eğer bunu görürseniz karşınıza böyle bir soru çıkarsa Osmanlı'nın teknik gücünden yararlanma düşüncesi veya maddesi sizi doğru cevaba götürecek maddedir. Bakarsanız maddeler içerisinde Osmanlı'nın teknik gücünden yararlanma değil. Ama biz Osmanlı olarak Almanya'nın savaş kabiliyetinden, teknik gücünden faydalanmak istemişizdir arkadaşlar. Bu bizde vardır. Bir diğeri ise siyasi
Yalnızlıktan kurtulma düşüncesi. Son olarak da İttihat ve Terakki grubunun Alman hayranlığı. Evet. Enver Paşa gibi paşaların Alman hayranlığı Almanya'yı tercih etmemizdeki diğer bir nedendir arkadaşlar. Evet, durum bu şekildeyken Osmanlı Savaşı nasıl dahil oldu, buna bir bakalım. Biraz önce de söylediğim gibi arkadaşlar, İtilaf devletlerinin gemilerin önünden kaçan Goben ve Breslav gemileri boğazları geçerek, önce Cebel Tarık, daha sonra Akdeniz'den boğazları geçerek bize sığınıyor. Haliyle biz bize sığınmış bir insan grubunu veya devleti, vatandaşını teslim etmiyoruz. Teslim etmeyince haliyle bu işten kurtulmanın tek yolu bizim bunları satın aldığımızı ve isimlerinin de Yavuz ve Midilli olarak değiştirildiğini söylüyoruz. Ve bu beladan kısa süre içerisinde kurtuluyoruz. Lakin mürettebat aynı. Bayrak Osmanlı bayrağı, isim Yavuz ve Midilli. Bunlar bir gün Karadeniz'e açılıyor. Karadeniz'de tatbikat amaçlı açıldıklarında Rusya'nın Sivas Topol şehrini, evet, ve Odessa şehrini bombalıyorlar arkadaşlar. İşte savaşın, Osmanlı'nın daha doğrusu savaşa girişindeki temel etken bu Goben ve Breslav, yani Yavuz ve Midilli gemilerinin Rusya'ya savaş açmasıyla olmuştur arkadaşlar. Ve bu şekilde Osmanlı savaşa dahil olmuş ve Almanya'nın istediği olan cepheler, yeni cepheler açılmış oluyor arkadaşlar. Evet, diğer konumuzu, cepheler konumuzu ve devamını diğer dersimizde anlatacağız. Bugünlük bunlar arkadaşlar. Bunları tekrar etmenizi, bunlarla ilgili sorular çözmenizi istiyoruz. İyi günler diliyorum. Sizlere iyi çalışmalar arkadaşlar.